Bana bak. Eğer yengemin kılına zarar gelirse... Duydun mu beni? Eğer kılına zarar... Kapattı şerefsiz. Buluşma mekanı belli olunca haber verirsin. Haberleşiriz. Merak etme. Her şey yoluna girecek bir iki saate kadar. İkbal Hanım Ziya abiye kavuşacak. Çekil. Çekilmezsem ne olur? Ne yaparsınız? Dövdünüz yetmedi. Öldürecek misiniz? Hiçbir şey yapamazsınız. Hadi bir deneyin bakalım. Deneseniz hadi. Parayı almak için mahkumsunuz bana. Hiçbir şey yapamazsınız. İkbal Kırımlıyım ben. Yaman Kırımlı'nın yengesiyim. Kılıma dokunursanız Yaman hepinizi mahveder. Topunuzu gebertir. Anladın mı beni? Birinizi bile hayatta bırakmaz. Birinizi bile. Hey İkbal Kırımlı. Tamam. Çok korktuk. Sen şimdi şöyle bir geri çekil bakalım. Gülün siz. Gülün. Yaman canınızı alırken de böyle gülersiniz. Yaşamana izin verirsek... güldürür tabii. Duyduklarım doğru mu? Bütün emniyet kaynıyor valla. Ali komiser karısını döven adamı yumruklamış. Oh iyi olmuş. İçim soktu. Müfettiş de tam o anda geldi ama her şeyi gördü. Adam Kiraz'ın abisi için açılan soruşturma için burada sonuçta. Kim bilir gördüklerini nasıl yorumlayacak. Komiserim, müfettiş sizi çağırıyormuş. Komiserim, müfettiş keşke hiç tanık olmasaydı o ana. Çok daha fazlasını hak ediyordu aşağılık. Orası öyle de, siz yine de sert yapmayın isterseniz komiserim. Müfettiş yani, sonra şey olur. Thank you.
saat geçti, hala aramadılar. Eninde sonunda arayacaklar. Alo. Kırımlı, iyi dinle beni şimdi. Saat tam 3'te, parayla birlikte Samandıra yolundaki terk edilmiş benzinlikte olacaksın. Sakın bir tezgah kurmaya çalışma. Yoksa yengenin cesedini görürsün. Ne dediler, söylediler mi adresi? Nereye gidiyorsun? Ne dedi adamlar? Vakit yok. Hemen gitmem lazım. Tek başına gidemezsin. Tartışacak vakit yok. İzin verirsen. Sen olsan bırakır mıydın? Bırakmazdım. Ama sen gelirsen ben de gidemem. Seni bir kez daha tehlikeye atamam. Kalırsam da yengem. Beni bu ikilemle bırakma. İzin ver gideyim. Pardon, bir bakar mısın? Buyurun Serhat Hanım. Silahını bana verir misin? Bu sefer savunmasız gitmene izin veremem. Sana bir şey olmasını istemiyorum. Tek istediğim dikkatli ol, olur mu? İkbal Hanım'la sağ salim geri dönün. Biz Ziya abiyle burada sizi bekleyeceğiz. Geri geldiğinde de silah sahibine geri vereceğiz. Sen dikkatli ol sadece. Bunun için o kadar çok sebebim var ki. Çalışın kız fakirler. Akşama masada baklava olacak. Kıymalı kol böreği de isterim. Biri gitsin kantinden kaymak alsın. Bugün ablanızın günü. Bıyıklı Melahat, yarın kraliçe Melahat olacak. Gırtlağına para tıkarak boğacağım canımı sıkanları. Çalışın kız uyuşuklar. Vallahi siz bile sıkamazsınız canımı. Yaman'ı uyarmam lazım. Öldürecekler onu. Düşün Zuhal. Düşün. Şşt kız! Ne kaldın orada? Kalk bana çay koy. Tabii. Hemen. Thank you.
yandı. Hay bey senin yapacağın işe, konak biblosu. Defol, gözüm görmesin seni. Beteriksiz. Ben gidip bir elimi yıkayayım geleyim ben o zaman. Döndü. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Ne diyorsun, ne yardımı? Telefonun lazım bana. Çok kısa bir mesaj atacağım. Bir dakika bile sürmez. Hayatta olmaz. Git başkasının telefondan at ne atıyorsan. Döndü, yalvarıyorum. Bak, çok önemli bir konu olmasa zaten istemezdim. Ölüm kalım meselesi. Çok acil bir durum gelişti. Sen Melek'le ortak bir şey yapmıyor musun? Git ondan iste telefonunu. Hiç aranızda kalamam yani, kusura bak. Ya bak, bu gönderdiğim mesajın sonunda elime yüklü miktarda bir para geçecek. O zaman seni de görürüm. Bundan sonra burada hiç kimsenin işini yapmak zorunda kalmazsın. Sadece telefonu vermen yeterli. Ne diyorsun? Çabuk olalım. Aradığın kişi sana söylenen yere değil, Şile'deki un fabrikasının yakınındaki uçuruma götürülüyor. Öldürecekler onu. Şile'ye git. Alo Fırat. Şimdi bir mesaj geldi. Yazan kişi yengemi kaçıranların onu öldüreceğini söylüyor. Şile'deki un fabrikasının yakınlarındaki uçurumdan atacaklarmış. Tuzak olabilir. Seni son anda oraya çekip parayı almaya çalışabilirler. Öyle bile olsa bu riski göze almam lazım. İyi düşün. Bu hemen öyle alınabilecek bir karar değil. Hemen bir karar vermem lazım. Ya Şile'ye, un fabrikasına oraya gideceğim ya da adamların söylediği gibi Samandıra'ya. Bu işten hiç hoşlanmadım ben. Son dakikada sana kim niye haber versin ki? Sen Samandıra'ya git. Ben de Şile'ye geçeceğim. İkimiz ayrı yerlerde olursak yengemi kurtarma şansımız da yüksek olur. Haberleşiriz yine. Evet, Ali Komiser. Şimdi her şeyi bir de sizden duymak istiyorum. Her şeyi önünüzdeki dosyada yazıyor. Dosyayı okudum. Ama dediğim gibi, şimdi her şeyi baştan anlatmanızı istiyorum. En başından. Ben o gün evlilik teklif edecektim ona. Sürpriz hazırladım. Bir tanıdığımızın mekanına gittik. Zaten oraya vardığımızda niyetimi anlamıştı. Biraz konuştuktan sonra evlenme teklif ettim. O teklifimi kabul etti. Sarıldık. Tam o anda, yani Kiraz kollarımdayken, abisi olacak o alçak vurdu onu. Maktul'le evlenecektiniz demek. Doğru mu anlamışım? Kiraz. Onun adı Kiraz'dı. Neyse, gelelim abisine. Erdal Gündoğdu. Daha önce de çıkmış karşınıza. Doğru. Ama bu sefer nefsi müdafaa için vurmakla kalmamış, üstüne bir şarjör mermi boşaltmışsınız. Yani? Yani şunu söylüyorum. Az önce de şahit olduğum olaydan anladığım kadarıyla bir öfke kontrol probleminiz var.
maktulün yani Kiraz Gündoğdu'nun sizin nişanlınız olması üzücü. Üstüne bir de gözünüzün önünde öldürülmesi acı, evet. Ama belinizdeki silah suçu engellemeniz için orada. İntikam almanız için değil. Siz sorumluluğu olan bir polis memuru musunuz? Yoksa sevdiği kadını kaybeden öfkeli bir adam mı? Ben hayatın anlamını kaybetmiş, sevdiği kadın kollarında can vermiş öfkeli bir polisim. Oldu mu? İstediğin yanıt bu muydu? Sehar, burada mıydın? Seni arıyordum ben de. Ziya abi, gelsene. Niye arıyordun beni? Yaman. Pencereden gördüm gittiğini. İkbal'i buldu mu? Aradı mı? Henüz aramadı. Ama bir iki saate dönmüş olurlar. Aa, bak aklımdayken bugün senin için internetten çok güzel çiçeklere bakıyordum. Birlikte bakalım mı, ister misin? Gel. Bak. Şu sayfa çok iyi mesela. Hem saksı hem bahçe çiçekleri var burada. Sükülentler için de çok güzel saksılar yapmışlar. Seher. İkbal geri dönecek değil mi? Korkuyorsun. Sen de korkuyorsun. Saklıyorsun onun için. Korkuyorsun sen de. Korkuyorsun. Ama insanın aklına geliyor. Düşünüyor insan. Hiç düşünmeden olur mu? Değil mi? Burada... Burada bir ses var. Ya ona kötü bir şey olursa diyor. Ya onu bir daha göremezsen diyor. Ama hep diyor, hiç susmuyor. Susmuyor hiç. Yaman'a bir şey olsa sen nefes alabilir misin ki? Alamazsın. İstediğin kadar kırıl, kız. Böyle onu kaybedecek gibi olunca soluğu kesiliyor insanın. Soluğu zehirliymiş gibi oluyor. Sonra diyorsun ki o iyi olsun yeter. Bir şey olmasın ona. O sadece yaşasın yeter. Değil mi Seher? Değil mi? Yaman senin nasıl nefesinse İkbal de benim nefesim Seher. Öyle işte. İkbal. Benim için öyle. Korkma Ziya abim. Ben çok güveniyorum ona. Hiç kimseye güvenmediğim kadar çok güveniyorum hem de. Ne olursa olsun, karşısına nasıl bir engel çıkarsa çıksın bize geri dönecek. Her seferinde geri dönmenin bir yolunu buldu. Bu sefer de bulacak. İkbal Hanım da olacak yanında. Senin nefes alamadığını bilirken asla vazgeçmez. Asla geri adım atmaz. Biliyor çünkü onu beklediğimizi. Onu biraz olsun tanıdıysam verdiği sözü tutar. Çünkü söz yemin demek onun için.
Göreceksin. Bu sefer de tutacak verdiği sözü. Bize geri dönecek. Bakalım İkbal Kırımlı. Vakit geldi. Gidiyorsun. Nereye? Özgürlüğe. Ne o? Sevinmedin mi yoksa? Beklediğin an geldi işte. Kalk hadi. Gelmiyorum ben sizinle. Hiçbir yere gelmiyorum. Kork dedim sana. Bırak, bırak. Yürü. Bırak dedim. Bırak, bırak kolumu. Kork sana dedim. Yetti o karın nazı artık. Uğraşamam ben bununla. Burada bitireceğim işini. Ne yapıyorsun oğlum sen? Delirdin mi? Cesedi ne yapacağız sonra? Sırtımızda mı gezdireceğiz? Vallahi ortadan kaldırmayla sen uğraşırsın ha. Elimi bile sürmem. Silah gerek yok. Atacağız uçurumdan, bitecek gidecek. Peki. Dediğin gibi olsun bakalım. Geç sen de şuraya. Yalvarırım bırakın beni. Ne olursunuz. Geç sen de şuraya. Çok para veririm size. Ne kadar istiyorsanız veririm. Ne olursunuz bırakın beni. Sen burada bekle. Yalvarırım bırakın. Abi aranın arasa. Şurumun orada telefon çekmiyor. Birimize ulaşsın bari. Bırakın ne olur. Peki. Son bir sorum olacak size. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra olayı tekrar değerlendirdiğinizde yine aynı şekilde kontrolsüz mü davranırdınız yoksa... Kontrolsüz demek. Olayı böyle uzaktan değerlendirdiğinde her şey kolaydı. Ses tonunuzu yükseltmezseniz. O kızın neler çektiğinden kimsenin haberi yok. Abisinin hayatını kararttığından, nasıl korktuğunu bir ben biliyorum. İlk tanıdığımda kapı tıkırtısından bile ürkerdi. Ben gördüm o halini, ben. Korkusuna rağmen onun ben hayata nasıl tutunduğunu da gördüm. Nasıl hayat dolu bir insan olduğunu da gördüm. O abisi denen alçak üç kuruşa sattı kardeşini. Ben kontrolsüz bir hayvan değilim. Hayvan olan o herifti. Tertemiz kızın namusuna dil uzattı. Kiraz'ın hayatını aldı o. Onun tüm hayalleri toprağın altında şimdi. Sadece onun değil, benim hayallerim de orada. Ben de o toprağın altında gömülüyüm artık. Hayatım boyunca hiçbir zaman intikam peşinde koşmadım ben. Bunu benimle çalışan herkes bilir. Ama o aşağılık herif şimdi karşıma çıksa hiç düşünmeden sizin gözünüzün önünde öldürürüm onu. Hiç de pişman olmam, hiç! Bir polis memuru olmanın koşulu soğukkanlı olmaktır ve mesleki sınırları çiğnememektir. Evet, soğukkanlı değilim ben. Benim sinirlerim bozuk şimdi. Sevdiğim kadın dün az önce dövdüğüm adam gibi bir şerefsiz tarafından öldürüldü çünkü. O dövdüğüm adam bir kadını öldürmeye niyetliydi. Hem de pişkin pişkin övünüyordu. Benim sinirlerim bozuk evet. Her gün kadınlar namus uğruna canını veriyor çünkü. Onlarcasının hayalleri sevdiğim kadının hayalleri gibi kaybolup gidiyor. Kiraz'ı koruyamadım. O kadınlardan hiçbirini koruyamadım. Hepsi öldü. Hiçbiri yok artık. Sinirlerim bozuk müfettiş. Olmasın mı? Yalvarırım bırak. Paraya boğarım sizi. Dünyanın neresine isterseniz gidersiniz. Ne olur bırakın gel beni. Gel dedim sana. Ne olur ölmek istemiyorum. Ne olur. Ne olur bırak beni. Ne olur. Yalvarırım bırakın. Ne olur. Ne olur. Ah, bırak.
Ne olur yalvarırım, bırakın beni, ölmek istemiyorum. Sus be kadın, sus. Yetti, kafayı ütüledin. Kimseye bir şey söylemem, ne olur bırakın beni, ne olur, ölmek istemiyorum. Kalk hadi yürü. Bırak beni, bırak diyorum sana, bırak. Yürü. Bırak. Dedim sana. Bırak, bırak, bırak dedim. Kalk hadi. Bırak, bırak, bırak. Ne olursun bırak. Bırak beni, ne olur, yaşamak istiyorum, ölmek istemiyorum, ne olur. Ne olur bırak. Ne oldu İkbal Kırımlı? Atıp tutuyordun ya, ben İkbal Kırımlıyım diye. Sesin soluğun kesildi. He? Sahi. Nerede Yaman Kırımlı, nerede? Ne olur, ne olur bırakın. Evet İkbal Kırımlı. Yolun sonu geldi senin için artık. Ne olur. Hoş geldin evlat. Hiçbir iz kalmamış Arif baba. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi. Kiraz'la buraya hiç gelmemişiz. Sanki o... O hiç... Her şey bu kadar kolay mı sinmiyor baba? Ortalığı toplayınca hiçbir şey olmamış gibi mi yapacağız? Gel Hasan'ım. Gel. Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum baba. Kalpten ne yara, ne de aşk acısı silinir evlat. Bir şey gönülde kendine yer bulduysa, hiçbir şey çıkaramaz onu o yerinden. Ona verdiğim söze, bu ağaçlar, bu gökyüzü, ayağımı bastığım toprak, hepsi şahit. Sen de şahit ol baba. Paramparça olmuş bu kalp. Asla onu unutmayacak. Kimse unutturamaz ona yapılan alçaklığı. Kimse, hiç kimse unutturamaz onu bana.
Yaman mı? Ha? Fırat. Ama açmıyor. İyi değil. Hiç iyi değil Seher bu. Hiç iyi değil. Haber yok. Kesin bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. İyi değil, iyi değil. Hiç iyi değil hem de. Hiç iyi değil. İyi değil. Döndüler. Seher. Döndüler. İkbal. 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 Ne oldu sana? Ha? İyi misin? İyiyim Ziya'cığım. İyiyim. Yaman. 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 Çok sağ ol. Sözünü tuttun yine. İkbal'i. İkbal'i mi getirdin bana? Geçmiş olsun İkbal Hanım. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İkbal Hanım. Çok çok şükür bitti ayrılık. Tüm sevenler yine bir arada. İyi misin? İyi misin? İyiyim Ziya'cığım. Hadi beni odanıza çıkar. İkbal Hanım, doktor mu çağırsak? İstemiyorum. Biraz uzansam geçer. Hadi Ziya. Yavaş. Görünüyor. Hastaneye götürmek istedim. İstemedi. Eve diye diye sayıkladı yol boyunca. Doktor mu çağırsak? Sabaha kadar bekleyelim. İsterse çağırırız. Şu an yabancı birini görmek istemiyor galiba. Sen peki iyi misin? Yaran falan var mı? İyiyim ben. Emin misin? Yaran olsa bile söylemezsin sen, biliyorum. Artık söylerim. Soran sensen eğer, söylerim. Yine başardın. Bugün sen sadece İkbal Hanım'ı değil, Ziya abiyi de kurtardın. Onlar için yine her şey eskisi gibi olacak. Keşke senin için de her şeyi eski haline getirebilsem.
Bu arada silah sahibine verdim. Teşekkür ederim. Efendim İbo. Fırat neredesin oğlum sen ya? Sabahtan beri ortadan kayboldum. Fırat. Cevap versene. Niye sustun? Alo. İbo. Şu an ne gördüğüme inanamazsın. Oğlum sen niye gizemli gizemli konuşuyorsun? Ne gördüysen söyle işte. Bora İtin'in arabası tam karşımda. Tek çizik bile yok. O yalancı herif arabanın paramparça olduğunu söylemişti. Emin misin? Kesin onun arabası mı? Eminim. Onun dediği kadar hasar alan bir araba mümkün değil bu kadar hızlı toparlanmaz. Bu araba galeriden yeni çıkmış gibi. Tek çiziği bile yok. Aşağılık pislik herif yalan söylemiş. Ya sen bırak şimdi Bora İtin'i. Burada daha önemli işlerimiz var. Hemen emniyete gel. Durum çok ciddi. Niye? Ne oldu? Ya Ali komiserim başı dertte. İşler sarpa sardı. Buraya hemen gelmen lazım. Bak hemen diyor. Geliyorum. Hala, bu... Kızıma bitirmek nasip olmadı. Onun yaptığı gibi olmaz elbet ama... ...yarım kalmasına da el vermedi gönlüm. Eline sağlık halam. Çok güzel olmuş. Alem. Kaç gündür diyeceğim, diyeceğim. Diyemiyorum. Uykularım kaçıyor artık. Hata mı ettim ben size vermeye kalkmakla? Nasıl yani? Ne diyorsun hala sen? Hani diyeceğim o ki... ...böyle olmazdı belki o vakit. Acına acı kattım ben senin. Yani ben sussaydım... Hala sakın. Ben senin sayende Kiraz'ı sevdiğimi söyleme fırsatı buldum. O da bana. Bir an bile pişman değilim. Hatta tek tesellim bu. Ona bir kez onu sevdiğimi söylemeden gitmiş olsaydı... ...ömrüm boyunca affetmezdim kendimi. Eğer bu mümkün olduysa... Sadece senin sayende. Bu yüzden sakın üzülme. Sen bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. Ne yapsam ödeyemem hakkını ben. Thank you.
Ne yapayım kanka? Yine kafalamak için hizmetçi yolu bekliyoruz bu soğukta. Bir şey diyeceğim ama kızma abi. Ya bence boşuna uğraşıyorsun artık. Ya bu kız diğerlerine benzemiyor. Ya bırak oğlum. Neyi benzemiyormuş diğerlerine? O varoşu da kafalayamayacaksam öleyim daha iyi. Ben arkadaşın olarak yine de uyarayım da. Özellikle şu son planla bence çok ileri gidiyorsun. Ya çok kötü sarpa saracak işler, bak görürsün. Ya hadi abi boş yapma. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Kapatıyorum, kız geliyor. Geç kaldım, kusura bakma. Ama seni görüp gitmem lazım hemen. Teyzem anlarsa konakta olmadığımı çok kızar. Ben de bu yüzden konuşmak istiyordum seninle zaten. Neredeyse hiç görüşemiyoruz artık Neslihan. Ama durumumu biliyorsun. Biliyorum, evet. Niyetim seni üzmek değil. Senin zor durumda kalmanı isteyecek son kişi benim. Ama sen de beni anla sevgilim, ne olur. Çok özlüyorum seni, ne yapayım? Senden ayrı kalmak o kadar zor ki. Şimdi söyleyeceğim şeyler seni şaşırtabilir. Farkındayım. Çok az zaman oldu biz tanışalı ama... ben artık dayanamayacağım. Yetmiyor bu kısa görüşmeler artık bana Neslihan. Daha fazla beklemek istemiyorum. Sevgimi, aşkımı herkese aykırmak istiyorum. Ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Sana olan niyetimde ne kadar ciddi olduğumu anlaman için bu işin adını koyalım artık. Nasıl yani? Şimdi sen benimle... Evet. Ben seninle bu yolu sonuna kadar yürümek istiyorum. Ve aşkımızın sembolü olarak da, eğer sen de istersen tabii, sözlenerek bu işe başlayalım diyorum. Şimdilik aramızda da olsa, bu ikimiz için de çok önemli bir adım olacak. Girebilir miyiz komiserim? Gelin. Hayırdır? Ne bu haliniz? Komiserim, müfettiş soruşturmayı sonuçlandırmış. Süresiz
uzaklaştırma almışsın komiserim. Cengiz. Her şeyi denedim ama tamir olmuyor. Bazı şeyler boş yere kırılır. Bazılarının ise bazen özellikle kırılması gerekir. Çünkü zaten onların hayatımızda hiçbir zaman gerçek bir yeri olmamıştır. Ama bazen de Çinlilerin eski bir geleneği vardır. Bir porselen kırıldığı zaman onu atmazlar. Hatta kırılan sağlam olandan daha değerlidir onlar için. Çünkü bir şeyin kırılması onun yaşadığını gösterir. Birileri ona değer verip kullanmıştır. Kırılanın her zaman bir tarihi vardır. Zamanın eli değmiştir ona. Bu yüzden kırılan parçaları erittikleri altınla tekrar birleştirirler. Bir an atılacak çöp gibi görünen bir sonraki an bir mücevher değerindedir. Çünkü hiçbir şey gerçekten kaybetmemeyi isteyerek tamir edilen şeyler kadar kıymetli değildir. Bazen bir şeyin kırılması insanın önündeki gerçeği görmesine neden olur. Bir daha kırmamak için gözü gibi bakması gerektiğini hatırlatır ona. Ve hayatta bir kalemin bile kırılmasının bir sebebi vardır. Kırılır ve bir daha kırılmamak üzere çok güçlü bir şekilde tekrar birleştirilir. Bu hikayede o kalemin yazacağı daha çok cümle var bana kalırsa. O yüzden bence bu kadar çabuk vazgeçmeyin. Aşkım var sana emanet.
hiç oldun aslında. Gözlerin bana dokunduğunda yanmadın. Geç oldun. Ben yatağını hazırlayayım. Hasret kalmışız birbirlerine.